objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada pazar günü oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metehan. Maçlara geçmeden önce bir hatırlatmalarımızı yapalım. Tabii. Ardından hafta sonunda oynanan birbirinden kritik maçlar vardı Beyaz Grup'ta. Ayrıca oynanamayan maçlar da vardı. Özellikle sahaların bilerek temizlenmemesinden bir tane dolayı. Maç var zaten. Evet, bir tane oynanamayan maç. Bir de bir maç oynandı biliyorsun Konya'da. Oynanmaz olaydı değil 1922 Konya Spor Pendik Spor maçı. Yani o şartlar altında bir futbol maçının oynatılması da zaten 2022 yılında ayrı bir skandal. Vallahi onu zaten konuşacağız seninle. Uludağ Kayak Merkezi gibiydi orası zaten. Yani aynen, özellikle sahanın sol tarafı, daha doğrusu şöyle. İlk yarıda Pendik Spor'un hücum ettiği sağ taraf, Konya'nın kendi sol tarafı yani. İkinci yarıda da Pendik'in hücum ettiği sol taraf, Konya'nın kendi sağ tarafı. Orada oynayan oyuncular zaten ayakta duramıyorlardı. Allah hepsini hani, Allah'tan bir sakatlık falan çıkmadı. Zaten sabah Pendik Spor tarafı bize resim attı. Hatta daha saat 10 gibi falan. Video attı. Aynen dün. Yani ben dedim ki günü. Allah korusun dedim, inşallah Allah kaza bela vermez dedim yani. Hiçbir oyuncuda sakatlık çıkmadı Allah'tan. Aynen. Orada yani, 2008 yılında Konya'da bir acı bir olay olmuştu biliyorsun. Ama Mustafa Sen'de. Dün kadrodaydı Pendik Spor'da Uğur Uçar. Ama bu stat değildi, onu da söyleyelim tabii. Değildi ama Konya'nın zaten biliyorsun kışın nasıl olduğunu. Aynen, felaket. Hani ve Konya'ya da 3 gündür kar yağmıyormuş. O saniye zaten bunları konuşacağız. Biz bir hatırlatmalarımızı yapalım. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oraya dahil olmak isterseniz açıklama kısmında golvar.com Telegram grubunun linki mevcut videolarımızın altında. Oraya tıklayarak oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerine ulaşabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ardından da sözü sana bırakayım. Sen de hatırlatmalarını yap. Dün oynanan 7 maçı konuşalım ardından. Aynen. Öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik bekliyoruz. Ardından beğeni ve maçlarla ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca kanalımızda biliyorsunuz ki sponsorumuz Vidisport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir taraftar video kartları projemiz var. Şu anda Süper Lig'den Adana Demirspor, TFF 1. Lig'den Yipor Samsunspor, Beyaz Grup'tan Pendik Spor ve Nazilli Belediyespor, Kırmızı Grup'tan da Afyonspor ve Bayburtspor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Kulüpler hiçbir şekilde harcama yapmadan, cebinden bir para çıkmadan bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da gelir elde edebiliyorlar. O yüzden tüm kulüplerden, Beyaz Grup'ta yer alan tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Hemen, maçlara geçelim. Aynen. İlk maçımız Tarsus İdman Yurdu Isparta 32 Spor maçının sonucu. Sen geçen hafta Tarsus'a çok güvendiğini söylemiştin ama Tarsus yine... Kırmızı kartla işi bitirdi. Aynen. Yine kırmızı kart var. Tarsus iyi oynadı baktığında ama... Hani iyi oynayıp sonucu alamadıktan sonra neye yarar? Aynen öyle. Bir de Tarsus İdman Yurdu'nda çok büyük bir disiplin zafiyeti var. Bunu çok söylüyoruz. Zaten ben geçen hafta biliyorsun Tarsus'a güvenmiyorum demiştim. Şundan ben son dolayı, maç olarak gördüm zaten. Aynen. Final maçı diye kazanmak ya, zorunda. Isparta belki bu maçı çok iyi oynamadan kazandı. Az buldu, öz buldu ama attı. Sonuçta atmak, tabii, değerlendirmek önemli. O daha önemli. Isparta bir de şöyle bir şey var. Zaten. Isparta'nın maliyetiyle Tarsus'un maliyeti arasında... Sıra dağlar, okyanuslar kadar fark var. Ispartalı oyuncular sahaya karakter koyuyor. Tarsus'ta ama benim sana hep söylediğim bir şey var. Bunu da artık burada söyleyeceğim. Ben zaten şu an çok söyleyeceğim şey Tarsus var. Tarsus İdman Yurdu'ndaki futbolcular sadece yiyip içip, bir de orada marina var, orada takılıyorlar biliyorsun. Yiyip içip yatıyorlar. Ya bir insanda da hani bir futbolcu topluluğunda da utanma olur. Şundan dolayı. Şahin Başkan sezon başından beri bu takıma eşek yüküyle para harcadı. Değil mi? Geldiğinden beri. O kadar takviye yapıldı. İşte tesisler yapıldı. Stadın içinde düzeltmeler yapıldı falan filan. Paralar zamanında ödeniyor. Evet, sürekli. Ya tamam, bir takım hadi kötü gider. Basireti bağlanır, bir şey olur da. Ya bir takım bir maçta kazanamaz mı? Karakter koyamaz mı? Dün Tarsus'ta taraftarlar geldi belli oranda stada. Yani bir maçta da taraftarını sevindirsin bu futbolcu topluluğu. Tarsus'ta 2-3 oyuncu dışındaki oyuncuların sahada niye olduklarını bile belli, hani sahada neden olduklarının farkında olduklarını düşünmüyorum. Bir Sefa Durmuş'u ayırıyorum.
Bir de Uğur Arslan Kuru'yu biraz ayıracağım ki Uğur da sezon başından beri pek performans veremedi biliyorsun yaşadığı sakatlıklardan falan Aynen. dolayı. Oynayamadığı dönem oldu. Yani şimdi bak dün bir Ahmet Spor'u izledik. Ahmet Spor Tarsus'tan çok sıkıntılı durumda maddi olarak. Bir Ahmet Spor'un koyduğu direnci görüyoruz. Onu geç Erzincan Spor Akhisar maçında Akhisar'ın yaptı. Tam onu diyeceğim. Ya Akhisar'ın tahtası kapalı. İki oyuncunun üstünden dönüyor. Ya oyuncular asgari ücrete falan oynuyor. Onu da alamıyor ya bak Akhisar'lı oyuncular. Adamlar 10 kişi kaldı. Erzincan'a 1 dakikada 2 gol attılar. 4-2 yenildiler belki ama karakter canları sağ azından. Olsun dersin. Çünkü malzemesi belli. Erzincan'ın devre arası aldığı adamlar belli. Ama Tarsuslu oyuncularda hiçbir reaksiyon yok. Bu çok acı bir durum. Uh-huh. Dün taraftarlar da maçtan sonra çıldırdı Tarsus'ta biliyorsun. Kapılar falan tekmelendi. Bir de Isparta tarafının otobüsüne evet, bir Tarsus saldırı var. Çok yanlış bir davranıştı yani. Isparta cephesine. Ama Tarsus yönetimi Isparta yönetimini güzel uğurlamış, ağırlamış. Aynen. Onu söyleyelim. Isparta yönetimi bu konuda açıklama yaptı. Bir de Sabrican Vural da ilk golünü attı Isparta formasıyla. Mustafa da çok güzel bir kafa golü attı Isparta'da. Marco Feliani biliyorsun Isparta'nın. Saç stili Feliani gibi ya. Mustafa Diler. Aynen. Kafayla Isparta attı. 32 Spor'u özellikle tebrik ediyorum. Aynen özellikle tebrik ediyorum. Bir de bir senle taraftar alakalı birkaç yorum yazmış taraftarlar. Isparta cephesinden Mustafa Bey yazmıştı. Aynen sen zaten biz sadece görüş belirtiyoruz. Yok zaten ben onun altına yorum yazdım. O da gayet iyi yorum yazmıştı. Biz zaten atıyorum bir takımı kazanır dersek. Diyelim ki rakibi kazanırsa zaten kazanan takımı her zaman tebrik ediyoruz. Isparta Spor'da hak ederek maçı kazandı. Ve playoff anlamında hala da çok iyi bir şekilde gidiyor. Tebrik kesinlikle ediyorum tekrardan Isparta Spor'u. Tarsus'tan yurdu için şunu söyleyeceğim. Ya kardeşim bu takımda bu kadar sorumsuz bir futbolcu topluluğu olamaz. Şimdi Erzincan Spor maçı. Pardon daha öncesinde Konya Spor maçına gidelim. Dakika 14. Alperen Pak atılıyor kırmızı kart direkt. Bir. İkincisi Erzincan maçına geliyorum. Dakika 33'te Azat Filiz sarı kart görüyor. İki. Üçüncüye geliyorum. Tarsus İdman Yıldız Sparta maçı yine Azat Filiz. Dakika 23'te kırmızı sarı kart görüyor. Aynen. Ve üstüne de 30. dakikalarda Volkan Altunsoy sarı kart görüyor. Ya bu takımdaki oyuncular nedir bu böyle şiddet? Ya topa sert girin. Bir de ben şeyi oyuncuya merak sert ediyorum. Yani. Tarsus'taki oyuncular acaba hiç birbirlerine demiyorlar mı ya mesela şunu? Hani toplanıp işte bir takım toplantısı yapmıyorlar İlk 30 dakikada aralarında. Bir sakin kalalım Yok, falan. Yok acaba şunu demiyorlar mı? Beyler artık işin cılkı çıktı. Bizim bir olaya el atmamız lazım. Artık bir yerden başlamamız lazım. Bunu diyen yok mu acaba? Yani? Vallahi anlayamadım. Mesela bu grupta şöyle bir şey deniyor. Pendik Spor ne zaman maç kazansa yok hakemle aldı yok. Ya dün Pendik Spor bir maça çıktı Konya'yla. Maç milattan önce oynanır gibi bir halde oynandı. Aynen zemin falan Pendik Spor yani. 4. stoperini ilk 11'de başlattı Süheyl'i. Pendik'in kalesine bir kere gelemedi Konya. Bir tane ikinci yarıda cılız bir şutu var. Haydar burada top şuradan avulta gitti. Aynen. Hani şimdi bak Pendik Sporlu oyuncuları görüyorum. Ahmet Sporlu oyuncuları görüyorum. İşte Buca Sporlu, Ispartalı. Birçok takımdaki oyuncular kapasitelerine, hani kalitesine, işte şeyine göre ortaya bir karakter koyuyor. Ya Tarsuslu oyuncular hiç bunu demiyorlar mı acaba aralarında? Hani takım mantara bağladı. Hani artık biz çıkalım, bir şeyler yapalım. Hı-hı. Çok garip geliyor bana. Şimdi de Şahin Başkan'ın açıklamaları gene dün paylaşılmıştı. Yok eşek, o inek. O eski yaptı paylaşımda. Ya eski de hani şöyle. E tamam Şahin Başkan diyelim futbolculara inek dedi de. E biri bana inek dese ben onu yanıltmak için çıkarım sahaya oynarım. Tarsus'ta oyuncular hiç reaksiyon vermiyor. Bu aynen, çok acı yok, bir durum hiçbir şey yani. Yok ya. Tarsus İdman Yurdu'nda çok büyük bir başıboşluk var oyuncularda aynen. Futbolcularda bunu söyleyelim. Zaten verdiğim örnekler yani gerçekleşen noktaları söyledim. Her dakika her maçta ilk 30 dakikada Tarsus kesinlikle bir kere sarı kartlarla başlıyor. Doğru. Şimdi Azat Filiz sarı kart gördü. Volkan Altunsoy sarı kart gördü. Bu adamlar da takımın mevki anlamında en kilit noktaları. Biri stoper, biri merkez bir ortası. Bunlar tecrübeli oyuncular. 20-21-19 yaşında oyuncu değil. Yeni resmi maça çıkan şimdi bu adamlar merkez ortası birisi. Birisi stoper en kritik noktalar. Şimdi bu adamlar erken dakikada sarı kart gördüğü zaman da atıyorum 20 tane müdahaleye giriyorlarsa 8 tane girecekler mecburen. Kendini sakınmak zorunda. Yani. Hamle gücü azalıyor. Yani bunlara hiç mi dikkat etmiyor oyuncular? Ya Azat Filiz Erzincan maçında 33'te sarı kart görmüş. Bu maçta 23'te görüyor kardeşim. Bu nasıl bir şey yani? İstesen göremezsin böyle. Bir de Tarsus'ta reaksiyon yok hiç. Hani takımda bir istek falan göremiyorum. Gürses Hoca'nın da burada büyük hataları oldu şu açıdan. Hoca zaten... Bizim Gürses Hoca'yla aramız çok iyi. Herkes aynen. Biliyor bunu ama... Bunu geçen programda da dedik. Maalesef Gürses Hoca da transfer dönemini kötü geçirdi. Şundan dolayı. Sinan Kalaycı, Özgürcan Özdem. Bak, ben almam yani. Özgürcan Özcan. Özcan Erdem işte. Bak Erzincan'ın bütçesi Tarsus'tan çok daha düşük. Kadir Arı geldi, Ethem Erboğa geldi. Aynen. Bak Bayburt'un bütçesi Tarsus'tan daha düşük. Hatta Celil Başkan Bayburt'ta
bir sponsorluk anlaşması vardı. Onu bekliyordu. Gökdeniz Varol'u aldı. Tayyip Kanarya'yı aldı baktığında. Tarsus yıldız bir oyuncu da alamadı elindeki şeye göre. Eren Kereş düz topu istop edemeyen oyuncu. Adana Spor taraftarlarını biliyorsun. Aynen. İki sene önce çıldırtıyordu Ahmet Dereli ile ikisi. Tarsus çok yanlış hamleler de yaptı ve bence Gürses Hoca da birkaç maç sonra görevi bırakacaktır. Bana öyle geliyor. Vallahi bilmiyorum. Çok garip işler var. Ya ben zaten şunu söyleyeceğim. Ben biliyorsun kampa gittiğim zamanlar Gürses Hoca bana sordu. Hazırlık maçından sonra bir hazırlık maçı oynanmıştı Nevşehir'le. Nevşehir'le. Ben dedim hocam dedim böyle çok zor dedim. Bak açıkça söyledim. O zaman daha tabii çok transfer gelmemişti. Sadece Erman Bulucu'yla Sinan Kalaycı gelmişti. Bir de Hakan Demir kampanyaya katılmıştı. O da gelir gelmez sakatlandı, oynayamıyor. O da bir talihsizlik oldu. Aynen. Bir de bak mesela biz Hasan Erkin Hoca'yı da çok eleştiriyorduk. Uşak'ta falan sen özellikle. İnegöl'de son. Bir de Uşak'ta da ondan önce çalıştı tamam. Ya geçen sene. Hasan Erkin Hoca her hafta seni arıyor. Aynen. Hani biz hocalarla aramız iyi ya da kötü diye hani şey yapmıyoruz. Gürses Hoca'ya biz çok dedik. Sen özellikle transfer döneminde i̇şte onu söyleyeyim ben. Şimdi dedim ki kampta bana sordu hazırlık maçında. Kaçırdılar hep iyi oyuncuları, yazık oldu. Aynen hazırlık maçından sonra sordu. Dedi ki takımı nasıl buldun dedim. Hocam dedim böyle çok zor dedim. Kalitenin artması lazım dedim. Ama kalite artmadı. Bir de artmadı senin yani. O gittiğin hazırlık maçında Sinan Kurumuş vardı. Sinan da gitti. Aynen. Ciddi sıkıntı var. Isparta Spor'u tebrik ediyoruz. Önemli bir galibiyet. Kesinlikle. Önemli bir 3 puan oldu. Mustafa da güzel bir gol attı kafayla. Isparta Spor ciddi anlamda iyi performansına devam ediyor. Beni de zaten bu maç anlamında yanılttı. Isparta için şunu söyleyeceğim. Isparta bir tane golcü almalı. Hani forvet hattına Burak Aydın'dan başka forvet yok. Almalı. Sabrican çünkü açık oyuncusu. Isparta çok genç oyunculara gitti transferde. Bakalım onlar ne verim verecek onu çok merak ediyorum. Tekrardan Isparta 32 Spor'u tebrik edelim. Aynen öyle. Son dönemde bir Buca maçında kötülerdi. Onun dışında gayet iyiler yani. Tebrik etmek gerekiyor. Bir diğer mücadeleye geçelim. Tarsus adı Isparta'ya da selamlarımızı gönderelim aynen bu öyle. Arada. Kırklareli Spor, Karacabey Belediye Spor maçına geçelim. Kırklareli Spor çok üstün oynadığı maçtan elleri bomboş ayrıldı. Karacabey'de Uğur Mustafa Türk ilk golünü attı. Karacabey Eskişehir deplasmanı mağlubiyetini telafi etti mi? Sence bu zorlu deplasmanda kazanarak? Etti bence. Bir de Kırklareli cephesinde Bilgin Erdem Hoca'ya büyük tepkiler var. Takımda iki tane santrafor var. Yaser ve Enes Karakuş. Gene ikisi de yedek başladı. Ne düşünüyorsun? Gene santraforsuz başladı Kırklareli. Öncelikle Karacabey Belediyespor'u tebrik ediyoruz. İkimiz de yanıldık. Doğru Kırklareli tarafındaydık. Tebrik ederiz. Aynen en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorduk. Karacabey Belediyespor bence kazanarak Eskişehir maçının telafisini bu maçta yaptı. Çok zorlu bir deplasman. Kırklareli çok tehlikeli bir takım. Konya'nın Tarsus'un yenildiği haftada kazanmak önemliydi. Kesinlikle. Ve bir anda ligde kalma anlamında çok önemli bir adım attılar. Kırklareli Spor'da hani biz diyoruz ya hep transfere forvet lazım diye. Transferde forvet lazım diye. Taraftarlar da yorum yazmıştı videonun altına. Hoca da elindeki forveti oynatmıyor ki. Ben de zaten işte biz de bundan da söylüyoruz zaten. Adamlar zaten hani forvetler ama sadece atları forvet yani. Forvetten başka her şeye benziyorlar yani. Ya en azından ama şöyle bir şey olmaz mı? Adamın en azından gerçek yeri forvet. Yaser'in, Enes'in de yani. Şimdi Kırklareli Spor Manchester City değil ki 4-6-0 oynamaya çalışıyor. Orada Riyad Mahrez var, Bernardo Silva öyle var. Öyle de ben de sana şunu söyleyeyim ama mesela şimdi ben hani bazen diyorum ya sen de bunu söylüyorsun. Bir takım transfer yapıyor. Mesela örnek vereyim. Çok güzel bir örnek olacak. Bence tasdik edeceksin sen de. Adıyaman Spor şimdi 3. ligden oyuncular alıyor. Hadi örnek vereyim. Hatta en güzel örneği sen şimdi hemen söyledin. Halil Öner'i aldı. Ya şimdi bu adamı alıp oynatacağın yerde 4-6-0 çık daha iyi zaten. Aynı olay. Değil mi sence? Tabii. Ha işte bu zaten işi bitiriyor. Yani bu iki forveti toplasan yarım forvet ama değil. Ama biz 3 yıldır Kırklareli Spor'u konuşuyoruz. 3 yıldır santrafor sıkıntısı. İşte. Bir ara Malik Karahmet falan vardı. Aynen. Biraz idare ediyordu ama. O da cılız kalıyordu zaten. Hep forvet sıkıntısı çekti. Gerisi iyi. Hani geri hattı. Kanatları iyi ama Kırklareli bir türlü forveti oturtamadı. Valla ben de anlamıyorum. Burada da büyük anlamda bir mühendislik hatası var transferde. Bu da net gözüküyor. Yaser'i ben de beğenmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Aynen. İzleyicilerimiz de biliyor. Ama en azından diyorum ki oranın gerçek adamı ya. Bir iki top indirir, bir şey yapar, oyunu ileriye yıkarsın. Ya yıkarsın. Zaten indirebilecek kapasite de olsa zaten 11'de başlar. Yaser'i ben de beğenmiyorum. Ben şimdi sana örnek vereyim. Ama Kırklareli Spor'da işte Manchester City değil. Ben sana şimdi örnek vereyim. Ankara Demirspor'da ve Ahmet Spor'da. Üstün bilgi var Ahmet'te. Ankara Demirspor'da da Ergin Keleş var. Şimdi Kırklareli Spor'da olsaydı yedek kalır mıydı? 11'de oynarlar tabii. İşte bu iki oyuncuda bir şey olmadığı için zaten hoca da o güvenmiyor ki. En azından bak şöyle bir durum var. Biz bazen diyoruz ya bir oyuncuyla ilgili kötü. O adam oynadı diyoruz. Bir resmen takım bir kişi eksik oynattı diyoruz ya. Şimdi Kırklareli Spor'da bir iki adam oynattığın zaman da bir kişi eksik oynuyorsun zaten. Oynatma daha iyi yani. Yani. En azından 4-6-0 oyna. O adam orta sahaya bir katkı verir. Anladın mı?
Ha böyle acı gerçekten yani bunlar cidden. Çünkü oyuncularda malzeme yok. Ben şimdi sana bir örnek daha vereyim. Kırklareli zaten tamamen Furkan Fehmi ve Berat Ali'nin performansıyla buralara aynen geldi. Ben şimdi sana bir örnek daha vereyim. Biraz da Emre Balkı çıkıyor. Ben sana şimdi bir örnek daha vereyim. Kırşehir Belediyespor'a transfer lazım diyorduk forvete. Kimi aldılar? Oktay Balcı. Oynatır yani. Mısın? Oynatma daha iyi zaten. Yani. Aynı örnek işte. Kırklarespor'daki forvetler de bu durumda maalesef. Ciddi sıkıntılar var. Ya futbolun acı gerçeği bak. Elinde forvet var oynatamıyorsun. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi şöyle düşünelim. Bir de Mustafa Çakır aldı Kırklareli Spor defansa. Mustafa'yı aldı yedek oturtuyor. O zaman almasaydı keşke. Aynen. Forvet harcı o parayı zaten mesela. Zaten bunu söyledik ama ben... Mustafa'ya 11 oynar ya da almazsın. Ben yedek bunu zaten çok söylüyordum. Hani çok defans adam lazım değil, forvet adam lazım yani. Diye. Ya zaten şöyle bir durum var bak şimdi. Kırklarespor'un forveti oynatmamasının şeyini söyleyeceğim sana. Şimdi sana şöyle örnek vereyim. Diyelim ki sen bir şirkettesin, bir şirketin sahibisin, elemanların var, yanında çalışanlar var, bir iş var. Ama elemanların mesela 20 tane elemanın var ama sen bir tane adamı onu yaptırabiliyorsun mesela bir işi. Çünkü diğerlerinin kapasitesi mesela diyelim ki ona yetmiyor. Şimdi bu forvetler de böyle. O yetmiyor zaman kardeşim. O adamları orada tutmanın anlamı yok. İşte ben de bunu diyorum zaten. Burada oynatmanın da anlamı yok o yani anladın mı? O zaman Kırklareli bu oyuncuları göndersin daha iyi. Boşuna göndersin maliyet zaten. İşte yani. Göndersin zaten. Oynatmıyorlar çünkü. İki tane adam alacağın yerde bir tane adam al dün zaten. Dün Kırklareli'de forvet olsaydı bu maçı alırdı. Tek kale oynadı. Topu içeriye atacak adam yok. Kırklareli Spor aynısını şeyde de oldu. Ahmet deplasmanında. Beraber bitmiş. Bitmemiş miydi o maç? Yanlış hatırlamıyorsam. 0-0'a 1-1 bitti diye hatırlıyorum ben. İçeride oynadılar diye hatırlıyorum sanki Ahmet'le ama. Urfa'yla da içeride oynadı 2-2. Deplasmanda bir maçı vardı Kırklarespor'un beraber mesela kaldı. Mesela bu maçta golcüleri değiştir. Uğur Mustafa Türk'ü Kırklareli'ye koy maç 3-0 4-0. Kırklareli'nin Pendik maçı kaç işte. Burada oynadılar diye hatırlıyorum. İstanbul'da Pendik yenmişti. Mesela onu Eriş attı. He. O maçta mesela Kırklarespor'un forvet sıkıntısı var. Hatırla bak Kırklarespor çok iyi oynadı. Forvetten golleri kaçırdı. Her maçta zaten Kırklareli iyi oynuyor zaten. İşte sıkıntı o zaten. Bak şu takımda iyi bir forvet olsa Kırklareli şurada ikinci üç Buca'nın yerinde olabilirdi. Aynen. Karacabey'de hakkının gideceği konuşuluyor biliyorsun Çorum Futbol Kulübü. Çorum'a evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi şöyle Karacabey zaten bu transfer döneminde çok sirkülasyon yaşadı gelenler gidenler. Bonservis alacakları için bırakıyorlar herhalde bana öyle geliyor. Bakalım Karacabey'i tekrardan tebrik ediyoruz. Önemliydi. Çok önemli ve değerli bir 3 puan oldu. Karacabey de acilen Harun'un kendi ritmine gelmesi lazım. Aynen bir de Uğur Mustafa gol attı. O zaten gol attı. Kendine devam etmesi biraz lazım. Morallendi. Ama Karacabey çok önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet ekstra oldu. Büyük moral kesinlikle, oldu. Kırklareli çok zor deplasman. Hem Kırklareli'ye hem de Karacabey'e selamlarımızı gönderelim. Karacabey'i de tekrardan tebrik edelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Pazar Spor sahasında Eskişehir Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Pazar Spor karşısında Eskişehir Spor çok iyi direnç gösterdi. İyi de dayandı ama Burak Taşdemir oyuna sonradan girip attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Taş gibi gol attı zaten. Burak zaten iyi oyuncu. Ames Spor'da falan da gayet iyiydi zamanında. Bir düşüş periyoduna girmişti ama Pazar ona çok uygun bir takım. Rahat bir takım çünkü. Pazar Spor aldığı bu 3 puanla kendini biraz daha rahatlattı. Önemli de bir galibiyet aldı. Ne düşünüyorsun? Beklediğimiz gibi kazandılar. Evet. Pazar Spor'u tebrik ediyoruz. Eskişehir Spor'la ilgili yorumlarım, görüşlerim hala aynı benim. Doğru. Senin nasıl? Sen benim de söyle. De aynı zaten. Düşeceğini tabii. Düşünüyoruz. Yani Eskişehir Spor'un burada kurtarma ihtimali yok. Pazar Spor'da bence kazanarak kendisini biraz daha rahatlatmış oldu ve alt tarafta da puan farkını açmış oldu. Pazar Spor zaten ligde kalacak hani anormal bir durum olmazsa ama playoff şansı da yok gibi görünüyor. Ortalarda aynen. Ligi bitirecekler gibi. Eskişehir'in zaten durumu çok sıkıntılı kesinlikle. Maalesef. Kesinlikle. Pazar Spor'u tekrardan tebrik edelim. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ahmet Spor kendi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta dolu tribünler önünde büyük taraftar desteği aldı bu maçta Ahmet Spor. Ahmet Spor taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Maç zaten 1 liraydı. Taraftar da hakkını verdi bu. Karşılığını verdi. 15.000'e yakın taraftar vardı. Gayet iyi vardı. Bir doluluk vardı. Ergin Keleş'in golüyle Ankara Demirspor 1-0 öne geçti penaltıdan ama maçın ikinci yarısında Aykan Atik Hoca'nın hamleleri maçı Ahmet Spor'a getirdi. Muhlis oyuna girdi biliyorsun. Bir de Bünyamin Murat Uslu. Bünyamin de girdi oyuna. Yok Bünyamin şey, oyundan pardon, çıktı. Bünyamin bir de oyundan Ercan. Çıktı şey girdi aynı. Aykan Hoca aynı Pendik maçındaki gibi Ercan'ı bekte başlattı. Ama hiç işlemedi ilk yarıda. Ercan zaten bek değil. Öyle olunca da hem Bünyamin. Zaten biz Bünyamin için hep diyoruz. Bünyamin'i pek etkinliğini görmüyoruz. Hani yani bunu çok diyoruz. Muhlis oyuna girdi. O kadro dışı kaldıktan önceki halinden esintiler sundu. Bir de Murat Uslu da oyuna girince Anıl da sola geçti. Murat sağda oynadı bekte. Ve Ahmet Spor maçı döndürdü. Bir de Ahmet Spor ilk yarıda çok korkak başladı oyuna. Şu açıdan topu hep Ankara Demir'e bıraktı. Ama ikinci yarıda Ahmet Spor
kendi oyununa dönünce maçı da çevirmeyi bildi. Ahmet Sporlu oyuncular karakter ortaya koydular bu maçta. Üstün de çok önemli işler yaptı. İki gol attı zaten. Aynen öyle. İki gol attı. Maçı takımına getirdi. Ahmet Sporlu oyuncular gerçekten çok iyi. Hani özverili oynuyorlar. Ahmet Spor son maçlarda da hiç mağlup da olmuyor. 5 maçtır falan ama ya yönetimi inşallah tahtayı açar. 2-3 tane kalifiye hamle gerekiyor. Yapar mı yapamaz mı bilmiyorum ama. Ya kalifiye yapacak adam da kalmadı ki piyasada. Şu kadroya yaz, ya şu iyi takım Ahmet Spor'un yazık etmemesi 9 lazım. 9 gün kaldı transferi. Dün yedek kulübelerini gördük. Ankara Demir Spor'un yedek kulübesini Ahmet Spor'a ver. Ahmet Spor playoff'tan çıkar yani. Aynen. Öyle bir kulübe var Ankara Demir'de. Ersin Akhoca gene kullanamadı. Zaten bunu söylemek istiyorum. Ahmet Spor'un zaten transfer yapma ihtimali kalmadı. Çünkü piyasada adam kalmadı, anladın mı? 9 gün kaldı ve piyasada oyuncu yok. O yüzden sıkıntı var. Mesela Ahmet Mahsun Çapkan'la anlaştı deniliyordu. Mahsun Çorum'a gitti. Aynen ya, Mahsun gelse de bir şey olmaz zaten. Ya tabii. Sıradan, çünkü öyle adamlar kaldı işte piyasada. Adam yok zaten. Ben Ankara Demirspor tarafından dediğim Mehmet kazandı. Tebrik ediyorum Ahmet Spor'u. Ve şunu da söyleyeceğim. Ankara Demirspor'un kazanmış olduğu penaltı pozisyonu penaltı falan değil. Bence de değil. Çok basit. Aynen. Yani penaltı değildi. Onu da söyleyeyim. Ya onlara penaltı kararı çıkarsa aynen, basketbol maçı gibi. Her dakika penaltı çıkması lazım. 5 faulden oyuncular sahadan atılır. Aynen öyle. Ahmet Spor'u tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldılar. Ersin Aka için de zaten hep söylüyoruz. Bu takıma hükmedemiyor. Ahmet Spor'un bu reaksiyonu da çok önemliydi. Ya Ahmet Spor çok iyi mücadele ediyor. Ama o kadro dar. Aynen öyle. Yani Üstün'ün, Mervan'ın alternatifleri yok mesela işte. Ama oyuncular gene karakter koyuyorlar. Kesinlikle. Bu çok önemli bence. Ne düşünüyorsun? Aynen öyle, karakter koyuyorlar. Keşke takviye yapılsaydı. Çünkü bu saatten sonra geç kaldı. Tekrar söyleyeyim, hani alabileceğin oyuncular, hani üst düzey, hani seni playoff'tan çıkartabilecek oyuncular olmayacak. Mesela Diyarbakır Spor'un bir hedefi de kalmadı doğru düzgün. Keşke orada bir koalisyon olsa. Ahmet Spor oradan 3-4 tane işe yarayacak oyuncu alsa. Ne diyorsun? Alsaydı. Alacağı oyuncu yani kalmadı şu anda. Yok yani. Kim alacak? Emircan Sayar'ı mı alsın? Yok. Veya şey mi alsın? Ne, kim diyeyim sana? Oyuncu da yok yani. Oyuncu yok. Oyuncu yok. Zaten yok. Alamazsın kimseyi. Adam yok yani. Hani Sinan Nakaydın alsaydı anlardım. Tamam mı? Metin Can Cici'yi alsaydın anlardım. Ama alacağın adam piyasada kalmadı. Ahmet Spor'u ben tekrardan tebrik ediyorum. Ankara Demirspor'da sence hoca ile yollar ayrılır mı? Vallahi ben yapılması gerekeni söylüyorum. Gerisi yönetime kalmış. Ayrılması lazım. Bu kadar basit yani. Vallahi Ankara Demirspor'un çok geniş bir kadrosu var. Ama hoca hiç kullanamıyor. Maalesef. Serdar Eyleğin de Elazığ Spor'a gideceğine dair haberler vardı ama o net değil. Onu söyleyelim. Yani o çok zor görünüyor transfer. Bakalım. Göreceğiz. Elazığ Spor tahtayı açtı 3. ligde ama Serdar'ın gideceğine ihtimal vermiyorum ben pek ya. Bence gider bu takımdan da. Nereye gider bilmiyorum. Ya bu takım oynatmıyorlar ki. Gideceğine pek düşünmüyorum. Valla bence burada Ersin Akay'ı çekeceği yerde gitsin Elazığ Spor'da oynasın daha iyi. Valla Ankara Demirspor. Hoca falan değil yani. Bak açıkça söylüyorum. Hoca falan değil yani. Yalnız Aykan Atik Hoca iyi toparladı. Ne diyorsun? Aykan Atik Hoca zaten iyi noktalarda dokunuşlar yaptı. Pendik maçını aldırdı. Doğru. İyi dokunuşlarıyla. Ercan'ı mesela orada bekte oynattı. Uşak maçında da iyi oynamıştı Ahmet. Orada hakem yaktı zaten. Hakem yaktı uzun. O da var. Mervan'ın golünü yediler zaten o gün. 1-0 iken o golü verse 2-0 olacaktı. Maç bitti zaten o zaman. Tabii. Yediler yani. Ahmet Spor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Tebrik ediyoruz Ahmet Spor'u. Ankara Demir Spor'a da bundan sonra başarılar diliyoruz. Aynen öyle. Ahmet'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, özellikle selamlarımızı teşekkür ediyoruz Ahmet Spor taraftarlarına. Bir diğer mücadeleye geçelim. 24 Erzincan Spor kendi evinde Akhisar Spor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Seni de tebrik ediyorum. Memleketinin takımı son maçlarda şaha kalktı adeta. Son 7 maç 6 galibiyet 24 Erzincan Spor. İşte iyi takviyeler yaparsan bunun karşılığında yavaş yavaş zamanla almaya başlıyorsun. 24 Erzincan Spor devre arasında 3 tane takviye yaptı. Canbert Dilaver, Kadir Arı, Etemer Boğa. Bir de bir transfer daha geldi en son stoperi. Rüştü geldi. Sol stoper, sol bek. Alternatif olarak geldi ama. Çünkü zaten Erzincan'ın stoper attı iyi. Mümin Talip'le Yunus Emre Çakır var. Onlar 11 oyuncusu. Bu ligin de iyi stoperleri. Sen iyi takviye yaparsan karşılığını da alıyorsun. Zaten Mesut Hoca geldiğinden beri başarılı Erzincan'da. Dün 2-0 öne geçti Erzincan. Çabucak. Ardından Akhisar 10 kişi kalmasına rağmen bir anda bir dakikada 2 gol buldu. Aynen. Akhisar ben maçı bir anda direnç... bir açtım 2-2 olduğunu gördüm. Aynen. Akhisar iyi de direnç gösterdi ama Mesut Hoca çok doğru bir hamle yaptı. 46'da hemen Eteme oyunu aldı. Rakip 10 kişi zaten dedi. Skor almam lazım dedi. Karşılığını da aldı. Aynen öyle. Kadir Arı çok güzel bir asist yaptı Uğurcan Bekçi'ye. Göğsüyle müthiş bıraktı topu. İyi futbol. Kaliteli futbolcularla oynanıyor. Kadir'le Etem de hemen klasını gösterdiler. Erzincan için geçen demiştim hatırlıyorsun. Erzincan net bir playoff adayı oldu diye. İnşallah pazar günü de maça gideceğiz.
Pendik'e. Evet, Allah kısmet ederse. Erzincan Spor'da bir kanlı canlı izleyeceğiz çıplak gözlerle. Aynen. Ne düşünüyorsun? Akhisar bence iyi direnç gösterdi. Hani ben Akhisar'a bir suç bulamam. Akhisar'lı olsaydım mesela oyunculara bir şey diyemezdim. Çünkü takımın malzemesi belli. Ona rağmen 10 kişiyle direnç gösterdi ama Erzincan'ın kadrosu çok kaliteli oldu. Aynen. Ne düşünüyorsun? Öncelikle Erzincan Spor'u da tebrik ediyoruz. Edelim, aynen. İkimizin de galibiyet beklediği bir maçtı. Ve devre arasında yapılan kaliteli transferlerden sonra Erzincan Spor'un playoff şansının fazlasıyla arttığını söyledik zaten. Geçen haftaki Tarsus maçında da Erzincan'ın kazanacağını söylemiştik biliyorsun. Orada da kazandılar. Önemli galibiyetler geldi. Muhammed Demirci gene golünü attı. Şu anda playoff'un içine girdi Erzincan Spor. Ethem Erbağ da eski takımıyla tekrardan golle kavuşmuş oldu. Sol ayağıyla attı. Yani eski takımı derken eskiden oynuyordu. Tekrardan geldi eski takımına ve tekrardan golle buluşmuş aynı oldu. Aynı Tayyip Kanarya gibi. Aynen öyle. Akhisar Spor'un ben her zaman söylüyorum. Ben ligde kalacağını düşünüyorum. Bu mağlubiyet gayet normal ki 2-0 geri düşmesine rağmen, 10 kişi kalmasına rağmen 2-2'yi buldular yani. O da önemli bir detay. Erzincan Spor'u ben tekrardan tebrik ediyorum. Çok değerli ve önemli bir 3 puan oldu. Erzincan Spor sence daha hamle yapmalı mı? Hani oyuncu almalı mı? Şu mevkiye oyuncu almalı diyor musun? Sağ açık bölgesinde olabilir. Playoff'u sağlam ama Uğurcan Bekçi çok formda ya. Alternatif anlamda zaten. Hatta biliyorsun sezonun daha başında biz Pendik'e gittiğimizde Pendikli idareciler şunu demişti. Erzincan'a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra Uğurcan Bekçi'yi demişlerdi direkt. Aynen. Çok iyiydi diyor. Ben alternatif anlamda bakıyorum. Şimdi Allah korusun. Playoff'a geldiğin zaman da playoff biliyorsun her zaman günübirlik performanslara bakar. O gün Allah korusun sakatlık olabilir. Tabii korona Uğurcu, çıkar iki kişiden Allah korusun. Oyuncu performans düşüktü olabilir. Şimdi Uğurcan Bekçi Allah korusun olmadığı zaman da kime oynatacaksın sağlıkta? Yalnız Erzincan'ın hücum hattı çok tehditkar bir hücum hattı. Aynen. O. Ben bir tane daha alternatif gerektiğini düşünüyorum. Sağ açık bölgesine. Bak aslında Erzincan Spor'un forvetinde de sıkıntı var. Ethem Erboğal dışında. Ozan var. Yani şimdi şöyle bakıyorum. Ozan bu sene performans veriyor. Evet Ozan bu sene yani. Performans veriyor da ben şu anlamda bakıyorum. Yani şimdi Ozan pivot santrafor. Sırtı dönük. Gezgin olarak Ethem Erboğa var. Bence bir üçüncü forvet daha gelmesi lazım. Biz biliyorsun hani her zaman hedef oynayan takımlarda ama işte piyasada forvet de yok. Bir de Erzincan'ın bütçesi ona müsait mi? O da önemli. Evet, bir de piyasada... Erzincan'ın bütçesi düşük çünkü. Aynen bir de değil. Piyasada forvet yok işte artık. Aynen, kalmadı yani anladın mı? Daraldı. Oyuncu almış olmak için daralmaz yazık. Erzincan Spor tekrardan tebrik ediyoruz. Tekrar da söylüyorum Erzincan Spor net anlamda playoff adayı. Oldu. Playoff'a kaldığı zamanda da çıkma anlamında çok fazla şansı var. Geçen seneden çok çok daha fazla çıkma şansı var. Doğru. Geçen sene çok güçlü bir 1461 ile eşleşmişlerdi Ekimoğlu'yla. Bir de Erzincan'ın hücum hattı çok tehlikeli oldu. Beyaz grupta hücum hattın iyiyse çok avantajlısın çünkü bu grup zayıf. Kırmızı grup gibi değil. 2 tane yedin 4 tane attın ama. Niye? Hücum hattın çok iyi çünkü. Aynen öyle. O yüzden. Bir transfer haberi falan mı oldu yoksa? Aynen bir haber var da. Senin yüz ifadenden anladım. Hangi ligden? Şeyle ilgili o kırmızı grupta bu ligden giden oyuncu. Sabah konuştuk ya kırmızı grupla ilgili. Ha tamamdır. Onu zaten Nazilli Belediyespor'a geldiğimizde konuşacağız. Herkes biliyor zaten. Tamam okey. Ama Nazilli bu hafta baydı. Konuşamayacağız ya. Biz söyleyelim istersen bu programın içinde. Zaten Nazilli'de söyleyeceğiz. Nazilli. Ha gerçi şöyle. Nazilli aynen Nazilli maçı yoktu. Nazilli Belediyespor'dan bir haber verelim. Sabah da konuşmuştuk. Mehmet Özgüraz Van Spor'a gitti herhalde. Senin aynen. Yüz ifadenden onu anladım. Aynen öyle. Tamamdır. Nazilli ile Mehmet Özgüraz'ın yolları ayrıldı. Tecrübeli oyuncu. Yıldız kanat oyuncusu. Ve 10 numarada da oynayabiliyor duruma yerine göre Mehmet Özgüraz. Kırmızı gruptan Van Spor'la anlaştı onu da söyleyelim. Aynen öyle. Sen sabah konuşmuştun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim iki taraf adına. Zaten kırmızı grup videomuzda da konuşmuştuk bunu. Erzincan'ın önü açık onu söyleyelim Furkan hani. Mesut Hoca da çok formda geldiğinden beri. Bir de oyuncularla Mesut Hoca'nın arası da gayet iyi ben onu görüyorum. Vallahi Erzincan hani playoff'a kalır. Gibi duruyor. Kalabilir gibi duruyor. Kalma ihtimali çok bu yüksek zaten. Bu haftaki Pendik maçı çok önemli olacak. Oradan eğer bir puan falan çıkartırlarsa onlar adına çok iyi olur. Aynen öyle. Bakalım ne olacak. Erzincan Spor'u tebrik edelim tekrar. Evet. İki tarafa da selamlarımızı Spor'u. Gönderiyoruz. Hem Akhisar'a hem de Erzincan'a selamlarımızı yollayalım. Zonguldak Kömürspor Kırşehir Belediyespor maçını geçiyorum. Bu maç ertelendi. Ama burada şöyle bir durum var. İddialar ortaya atılıyor. Zonguldak'ta 5 oyuncu olmadığı için 11'den. Zonguldak cephesi sahibi bilerek temizlemedi diye. O zaman Kırşehir'i niye Zonguldak'a boşuna getirttiniz diye sorarım ben de. Ne aynen düşünüyorsun? Öyle. Valla bu maçla ilgili konuşacağımız bir şey yok zaten. Burada suçlu Zonguldak Kömürspor taraftarı gerekeni yapması gereken de federasyon zaten. Zonguldak Kömürspor taraftarı değil de tarafı. Tarafı yanlış söyledim pardon. Bir de Zonguldak Kömürspor'da biliyorsun bir yönetici geçen hakeme kafa atmıştı. Aynen.
Yönetici hakeme kafa atacağına sahayı temizletseydi aynen daha iyi öyle. Olurdu. Ya bunda zaten konuşacak bir şey burada yok. Burada olan Kırşehir oldu. Boşuna masraf yaptılar. Kesinlikle öyle. Deplasmana gidip yazık günah. Buca maçına geçelim. Buca Spor Uşak Spor maçına geçelim. Yine gollü bir maç oldu Buca Spor adına. Buca Spor 9 maçtır yenilmiyor bu arada. Bir de beklediğimiz gibi oldu zaten. Kendi evinde Uşak Spor'u 3-2 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Buca Spor geçen hafta kamyon dolusu gol kaçırdı. Bu Akhisar maçında kazansaydı kendi evinde şu an ikinci sırada biraz daha rahat durumdaydı. Aynen öyle. Buca Spor gene iyi bir performans sergiledi ucum anlamında ve daha etkili oynadı. Özellikle ikinci bölgede daha iyi bir Buca Spor vardı. Uşak Spor'da da taraftarlar isyanda, haklılar. Küme düşme hattı ile arasında Uşak Spor'un 6 puanlık bir fark var. Uşak Spor bir de devre arası çok kan kaybetti. Gelen oyuncu da yok. Tek gelen oyuncu 37 yaşındaki Hakan Aslantaş. Sen 6 puanlık fark dedin ama 4 puan, aynen 6 puanlık fark var. Doğru, aynen. Uşak taraftarı isyandı Uşak cephesi. Buca Spor ise çok ciddi bütçe harcamadan çok önemli işler yapıyor. Bir de dün Murat Demir ilk kez Buca Spor formasıyla maça çıktı. Şener yedekti, Murat 11'de başladı Murat kalede. Murat daha önce de ilk maç oynadı ya. Yok, oynamaz. İlk kez oynuyor. İlk Allah kez oynadı. Oynamadı yok. İlk maçına çıktı. Vallahi Buca Spor geçen hafta da Akhisar'ı yenseydi onlar adına süper olacaktı. Aynen. Buca Spor rahat bir takım. Ya Buca Spor zaten bu onlar iyi için diyor. Çok büyük bir avantaj. Kayıp oldu belki ama Buca Spor zaten iyi noktada şu anda. Tabii iyi. Bir de geçen Burak Bey bir yorum yazmıştı bize. Buca Spor çok underrated. Hani birçok oyuncusu tanınmıyor ama iyi oyuncular. Aynen Burak öyle zaten. Bey çok haklısınız kesinlikle. Burak Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Aynen öyle. Ya Buca Spor hani kaliteli oyuncuları var ama biraz gözden ırak oyuncular gibi ama bu sene iyi gösterdiler o kalitelerini. Sonuca gidiyorlar. Saruhan gibi. Ya Tunç Murat Behram'ı çoğu kişi biliyor Mehmet zaten. Mehmet Fuat Gölbaşı. Mehmet Fuat 3. ligi yakından takip edenler biliyordu. 2. ligde ilk defa bu kadar ön plana çıktı. Aynen öyle. Uşak Spor'da Tayyip Kanaryer'in gidişini görmüşlerdir. Baybur Spor'da neler yaptığını. 2 gol attı. Yani bunu söylüyorduk yani. Tayyip'i 90+1'de oyuna alıyorlardı Uşak Spor'da. Yasin Ozan'a büyük tepkiler var. Enorme. Ama Yasin Ozan ile ilgili söyledik yani. Uşak Spor'da birçok taraftarda Yasin Ozan'ı övüyordu Tayyip'in önünde. Ya Yasin Ozan forvet falan. Yani bir takımda forvet olarak koyduğun zaman da oynattığın zaman da katkı verebilecek bir oyuncu değil ki. Bir maç sana gol atar, maç kazandırır belki ama 10 maç yakar yani. Bu böyle bir durum. Zaten Yasin Ozan geçen sene Giresun'da hep 90'da falan oyuna giriyordu. Zaman geçirsin diye Hakan aynen. Keleş. Hani Yasin Ozan hiçbir takımda da yüksek gol atmadı ki istatistiğine bak. Hı-hı. Urfa'da falan da oynadı ikincilikte hiçbir şey yapmadı. Aynen öyle. Ben tekrardan Buca Spor'a tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan oldu ve 2. sıradaki yerini korudular. Buca Spor'da bir de Onur Özcan da başarılı stoperi attığı golle iyi bir katkı yaptı. Sana şunu soracağım. Geçen Instagram'da da çok sorulmuştu bize. Cumartesi akşamı yayın açtık. Buca Spor'dan transfer hamlesi bekliyor musun? 8 Yok, gün kaldı. Beklemiyorum. Yapar mı? Ama bence stopere bir tane transfer lazım da. Yapar mı yapmaz mı? Yalçın biraz Ejcan Kaya sakatlıktan döndü. Yalçın iyi bir stoper. O bildiğimiz haline dönerse o da yeni transfer gibi olur. Aynen öyle. Bakalım. Ya Buca'nın bence de hamleye ihtiyacı yok ama bakalım. Aynen. Ben bir de Buca Spor'u çok seviyorum şu açıdan. Bu ligde en göze hoş gelen futbol oynayan takımlardan biri. Ayağını yorganı göre uzatıyorlar bir tane. Çift forvet oynayan takımları ben her zaman seviyorum. Yani sempati duyuyorum o yüzden onu da söyleyeyim. Son olarak da liderin maçını konuşacağız. Bu maç zaten en geç başlayan maç oldu. 20-25 dakika geç başladı. Buzdan dolayı. Çünkü zaten. Biliyorsun sahadaki buzları böyle şeylerle falan kırmaya çalıştılar aynen. Yani. 2022 yılında. 1922 Konya Spor kendi evinde Pendik Spor'a 2-0 mağlup oldu lidere. Pendik Spor devre arası yaptığı takviyelerden sonra Pendik Spor'un yedek kulübesi resmen yıldızlar geçidi oldu ikincilik için. Dün oyuna giren oyuncular Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, nöbetçi golcü Görkem Bitin, Muhammed Akarslan. Yani yedek kulübesi resmen yıldızlar. Hollywood gibi oldu Pendik Spor'da. Serdar Deliktaş zaten oyuna girdikten sonra ilk dokunduğu topta gol oldu. Daha Bismillah demeden gol attı Zahit Serdar Deliktaş. Zahit 3 dakika sonra attı zaten. Zahit de bilardo oynadı bir nevi attığı golde. Güzel bir gol attı. Ne düşünüyorsun Pendik Spor'un aldığı galibiyet hakkında? Şimdi hani bazen İlginç yorumlar oluyor. İşte yok Pendik Spor hakemini alıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor da. Dün Pendik Spor çift taneli puan farkıyla maça çıktı. İstese bu maçta Pendik Spor'la oyuncular maçı hiç sallamayabilirdi şu açıdan. Zaten biz çift taneli farkla lideriz. Sahada çok kötü. Hiç oynamayalım bile. Yenilirsek de yenilelim. Zaten şampiyon olacağız. Ama Pendik Spor dün öyle bir futbol oynadı ki oyuncular karakter koydu. Aynen öyle. Konya'nın bir tane şutu var uzaktan. O da kaleye yani zar zor gitti. Haydar olmasa da kalede. Yani hani normal bir damacana falan koy top gene gol olmaz.
Konya'nın başka hata Haydarkale'de üşümüştür. Sana kesinlikle öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Konya'nın hiç hata yok ki zaten. Aynen. Bir kere falan topu ayağına değdi Haydar'ın. Haydar'ın aynen. Canı sıkılmıştır kalede. Pendik sporlu oyuncuları özellikle tebrik etmek istiyorum. Karakter koydular. Hani şu sahada şunu diyebilirlerdi. Biz bu ligin yıldız oyuncularıyız. Zaten zemini onlar da görünce sinirlenip maça öyle çıktılar zaten. Normal işte. Ama öyle bir Konya'ya 3 gündür de kar yağmıyormuş. Hadi Konya Spor cephesi rakibi düşünmüyor. Eyvallah da. Senin 2001 doğumlu, 2002 doğumlu, 2003 doğumlu futbolcuların var. Bunlar da istersen 1950 doğumlu olsun. O da ya. Doğru da. Ya bu adamlar futbol İnsan hayatının sonuçta yani. Aynen. Futbol hayatının başında. Bu adamların bu yaşlarında yaşayacağı bir sakatlık ağır. Belki de tüm futbol hayatına mal olacak. Yani ne kadar amatörce yönetilen tam onu söyleyecektim. Bu zaten kadar işte olmaz ya. Böyle amatörlükler olduğu için zaten kulüplerimiz gelişmiyor. Bir de bu takım Konya Spor'un pilot takımı. Bu kadar yük mü bu takım? Konya Spor'un oyuncuları burada oynuyor biliyorsun. Genç oyuncuları, kiralık. Can Demir Aktavlar işte. Konya Spor'un kendi stadı var. Neden orada oynamıyor bu takım? Bari bu maçta oynasın. Bir de bir stat daha varmış galiba Konya'da. Bir yer daha var. O eski stat. Aynen. Konya Spor'un eski stadı. Orada oynasınlar bari. Bu yapılmadan oynuyor. Ama o stat da kötü yani. Bunun gibi çok ya bu şey daha değil. Kötü ama. Bu zaten üniversitenin sahası. Selçuk Üniversitesi. Yani stattan başka her şeye benziyor affedersin. Yani bu kadar amatörce. Bir zaten bu takım bu kadar amatörce yönetiliyorsa küme düşsün de hani bu takım kapansın hatta. Niye? Çünkü Konya Spor bu takımı külfet olarak görüyor demek ki 1922 Konya Spor'u. Hani benim her zaman söylediğim bir konu var ya, bir ilde bir takım varsa büyük cami anlamında işte Konya'da Konya Spor, Sivas'ta Sivas Spor varken diğerlerine ne gerek var hep diyorum ya, işte bak açıkça gözüküyor yani. Ha böyle amatörlük olmaz. Dediğin gibi rakibi hadi düşünmüyorsun. Diyorsun ki ne halleri varsa görsün, hatta şunu da belki düşünüyorlar. Sakatlansınlar da biz maçı kazanalım gibisinden. Çünkü Konya Spor bunu kullanmak istedi. Bu çok net belli yani. Tabii. O saha temizlenir. Ama ne oldu? Pendik Spor'un kalesine bile gelemediler. Kalite farkı bu rezil sahada bile o kadar ortaya çıktı ki. Aynen öyle. Çok net çıktı. Pendik Spor tek hakimiydi maçı. Kesinlikle öyle. Tüm zaten zemin boyunca. Düzgün olsa 4-5-0 biterdi maç. Çok net. Öyle aynen. Bir durumda. Pendik Spor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Hep söylüyoruz. Pendik Spor şampiyon oldu. Bugün 31 Ocak yani, 2022. Zaten oldu. Pendik Spor. Bakın bu sene zaten yani yönetimde zaten biz aramız iyi. Orada evet. Yan yana geldiğimiz zaman da söyleriz ama buradan programdan hani söyleyelim. Şimdi Eyüpspor geçen sene şampiyon olacağı belliydi. Eyüpspor'un hep transferde hata yapmaması gerektiğini söylemiştik. Yabancılar da özellikle mesela Eyüpspor hata yaptı. Pendik Spor da şu anda 31 Ocak 2022 şimdiden 2022-2023'ün planlamasını yapması gerekiyor. Yabancılar da hata yapmaması gerekiyor. Tabii. TFF Bincik'te yabancı kuralı çok önemli. Yabancı transferi çok önemli. Bir de zaten Pendik Spor'un şu anki yerli kadrosu çok iyi. Aynen. 13-14 tane oyuncuyu rahatlıkla seneye zaten kullanırsın. Manisa ile Eyüp çok büyük hatalar yaptılar. Pendik bu hatayı yapmaması lazım. Doğru, yabancı olarak. Her anlamda. Manisa da yerlileri gönderdi işte. Ama onlar buraya geldi zaten. Ama gönderdi yani sonuçta. Ya Pendik Spor'un zaten çok iyi bir yerli kadrosu var. Seneye yani yabancılar çok kilit olacak, haklısın. Atıyorum, örnek veriyorum sana. Pendik'te mesela çıkar diyelim. Onlar da gider mesela, örnek veriyorum, yerlerini diyelim ki Sarıyer'e verir, bir yere verir. Hata kötü yapar. Kötü olur işte. Onu söylemek istiyorum bir yani. Bir de seneye yerli oyuncular çok kıymetli. Aynen. Kombirde sadece 4 yabancı kullanabileceğin evet, TFF'de. Evet, o yüzden yani Pendik Spor'un acilen, ki zaten çok iyi bir yapılanma da var. Aynen. İyi de bir yapı var. Gerçi Eyüpspor'da da iyi bir yapı vardı ama onlar da hata yaptılar işte. O yüzden hata yapmadan önümüzdeki sezona başlamaları gerekiyor. Daha doğrusu yapılanmasını yapmaları gerekiyor. Doğru. Tekrardan Pendik Spor'u tebrik ediyoruz. Şampiyon olacağını da düşünüyoruz. Sezon sonunda da zaten şampiyon olduğunu bu programda söyleyeceğiz yani. Bu tabii. Açık ve net belli yani. Tabii canım. Pendik Spor zaten yapılanmasıyla, kadrosuyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Aynen öyle. Dünkü o rezil sahada bile oyuncuların işi bu kadar ciddiye almaları zaten çok önemli. Çünkü Pendik Spor çift taneli farklı lider. Oyuncular istese oynamazdı bile. Kesinlikle öyle. Dün mesela Süheyl oynadı 4. stoperi Pendik Spor. Hatasız oynadı, 0 hata. Ben biliyorsun. Pendik Tarsus maçından sonra tesislere gittiğimizde bile orada yöneticilere demiştim. Süheyl bu takımda 11 oynar. Hani hı-hı. Rahat öyle kal. Bu ligdeki birçok takıma koy. Süheyl çok kaliteli bir oyuncu. Ama burada onun önünde 3 tane iyi stoper vardı. Berkay da hazır olmadığı için dün Osman Hoca Süheyl'e bir şans verdi. O da Süheyl kullandı. Çok iyi kullandı. Aynen. Bir de benim Pendik Spor'la alakalı bir yorumum var. Osman Hoca'yla alakalı benim kendi görüşüm. Bu takımda Onur Eriş bence 11 oynamaz. Ama, bu kadroda oynamaz. Ama onunla ilgili sana söyleyeceğim. Bugün sabah da sana söyledim. Dün zeminin kötü olmasından dolayı hoca bence Süheyl'i, Onur'u olabilir. Hepsini oynattı. Olabilir. Mesela Tahir'i oynattı. Sence hoca Zahit'i yedek bırakır mıydı? Bırakmazdı. Şimdi yani. Zahit bak ayaklarına hakim bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu.
Hani birebir de etkili bir oyuncu. Şimdi bu zeminde zaten top sürmek sıkıntı. Hoca o yüzden kesti. Anladın mı? Yani hoca dünkü çıkardığı kadroda bence zemine göre bir değişiklik yaptı. Mesela dün Osman Hoca'nın Muhammed Akarslan'ı yedek bırakmasını doğru buluyorum. Dün çok inceci oyuncular değildi. İşte, fizik olarak güçlü. İşte diyorum ya zaten, Gökcan, Emir ve Mesut'u doğru buluyorum. Ama ya ben şöyle Tarık düşünüyorum. Tarık da o yüzden yedek kaldı işte mesela. O da olabilir. Ama şu açıdan düşünüyorum. Sertaç'la Zahit'in arasında müthiş bir Voltran var. Bu ikiliden aynen çok iyi faydalanmak lazım. Aynen öyle. Ya Pendik Spor zaten bu sene artık yararlansa da olur, yararlanmasa da olur. Yani öyle bir durumda artık biliyor musun Pendik Spor? Şampiyon olacak yani Pendik. Bu net belli. Tekrardan da tebrik ediyoruz Pendik Spor'u. Pendik Spor'un şöyle bir avantajı var. Hem yıldız oyuncular hem de karakterli oyunculara sahip. Aynen bu çok öyle önemli. Hani ben yıldızım havasında değil oyuncular. Serdar Cansu, Emir, kaleci Mesut Haydar, Mesut. Serdar Deliktaş dün oyuna girdi. Serdar çok kariyerli bir oyuncu. Dün toplam 10 dakika oynadı uzatmalarla beraber. Maçtan sonraki resimde Serdar'ı görüyorsun. En çok sevinenlerden aynen biri. Öyle. Pendik Spor iyi de bir takım oldu. Takımdaşlık olarak. Bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle. Pendik Spor'u tekrardan tebrik aynen ediyoruz. Aynen öyle, tebrik ediyoruz tekrardan. İnşallah pazar günü de maça geleceğiz. Bunu İnşallah şimdiden söyleyelim. Bakalım geçen hafta da maça gidiyorduk. Sen geliyorsun maç diye maç ertelendi. Eğer bu hafta da maç ertelenirse Pendik Spor yönetimine buradan çağrı yapıyorum. Meta'nın resmini kapıya alsın. Üstüne de bir çarp atın. Meta'nın bir daha giremesin stada. Senin yüzünden zaten stada almayacaklar beni. Sen beni stada almasınlar diye. Ama geçen hafta maç ertelendi ya. Belki ben gitmeye karar versin. Ama maç güzel maç olacak. Cidden Pendik Erzincan maçı çok güzel aynen maç olacak. İnşallah biz de pazar 13'te değil mi maç zaten? Aynen 13'te. Pazar yani maçlar. Eğer ekstra bir durum olmasa 13'te yani. Allah kısmet ederse. Pendik Spor'u tekrardan tebrik edelim. Evet, tebrik ediyoruz Pendik Spor'u. 1922 Konya Spor yönetimini de yaptığı amatörlükten dolayı Allah'a havale ediyorum. Başka diyecek bir şey yok. Aynen öyle. Acı bir durum yani. Maalesef. O sahada ki futbol falan oynanmaz. Buz okeyi bile oynanmaz orada. Ya orada ne oynanacak kardeşim? Kötü bir durumdaydı. Aynen. Kartopu bile oynanmaz çünkü buz tutmuş zaten zemin. Kenarlarda bayağı kar vardı biliyorsun. Aynen. Oyuncular tünelden giriyorlar sanki girerken aynen çıkarken. O kadar kötüydü. Senin ekleyeceklerin var mı? 7 maçın da sonucunu konuştuk ayrıntılı. Ben tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ağzına ederim. Sağlık. Sağ hafta sonunda da kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Tüm şehirlere de, takımlara evet, da selamlarımızı gönderiyoruz. Yollayalım. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.